Hepinizin Black State adlı oyundan haberi vardır diye düşünüyorum. Çünkü Türk yapımı bir oyun ve çok ses getirmekte olan bir oyun özellikle son zamanlarda. Bunun en büyük sebebi de tabii ki de oyunun böyle gözükmesi, grafikleri. Grafikleri yani kesinlikle en büyük özelliği o. Oynanış olarak da aslında hiç de fena durmuyor. Özellikle dediğim gibi Türk yapımcı tarafından yine bağımsız, küçük çapta bir yapımcıdan böyle bir şey çıktığını görmek tabii ki de şaşırtıcı ve gurur verici aynı zamanda. Ama işte gurur verici olmayan bir şey varsa o da yabancıların bu oyunla biraz dalga geçmesi. Öncelikle en baştan şunu söyleyeyim. Tabii ki de bu oyunun tüm dünyaya açılmış olması, dünyanın bu oyunu kale alması, mercek altına alması bile bence çok büyük bir başarı. Ortada istikrar olduğu sürece ve imkan olduğu sürece eminim bu başarıların arkası da gelecektir. Birazdan bu yabancılar neden bu oyuna biraz dalga geçiyor, neden kötü yorumlar yapıyorlar bu konu hakkında konuşacağım. Ama yabancıların söylemeyi sevdiği bir söz vardı. Roma bir günde inşa edilmemiştir değil mi? Dolayısıyla bu oyun daha çıkmadı bile. Çıkınca belki başka başarılara imza atacak. Belki şu an bu videoda bahsedeceğim şeyleri unutacağız gideceğiz yani. Çünkü açıkçası oynanışı da sarıyor beni. Fizikler falan böyle insanların vurulunca uçması kaçması genel olarak ben bu tarz oyunları severim. Fear olsun. Yakın zamanda Trepang diye bir indie oyun çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bana da Fear'a çok benzer. Veya Max Payne'i çok severim. O zaten TPS oyunu. Bu Black State'e daha yakın bir oynanışa sahip. Özellikle Black State'te de işte Bullet Time muhabbeti olduğu için. Ama buna rağmen ne kötü yorum alıyor şimdi yabancılardan? Hadi gelin sonunda okuyalım. Bakın şimdi burada birkaç tane yorum var. This is the game people played in movies and TV show. Filmlerde, dizilerde telif yememek için böyle çok aşırı jenerik bir oyun koyarlar ya böyle. Bu arkadaş da ona gönderme yapmış. Bu oyuna demiş ki kısacası biraz ruhsuz yani karizması yok. Bir özelliği yok bu oyun. Çok böyle düz demiş diğer bir deyişle. Hemen altındaki yorumda video game, the video game. Yine böyle iğneleyici bir film, Hollywood film ismi vermiş Asset Store The Reckoning. Asset Store böyle hazır modeller vesaire oluyor parayla satın alabildiğiniz. Kendiniz yapmıyorsunuz hiçbir şeyi ve oyuna koyuyorsunuz. Genelde Asset Store'dan çok şey alıp oyununuza koyarsanız dalga geçiliyor oyununuzda. Çünkü bu çoğu zaman kalitesizliğin göstergesi oluyor. Çünkü hani oyuna hiç modelleme yapmayan bir adam çoğu zaman zaten başka hiçbir şeyle de uğraşmıyor yani. Genel olarak bu yorumlara da cevap vereceğim de öncelikle şu yorumu okuyup cevap vermek istiyorum. Çünkü bence gayet güzel bir yorum gelmiş Miguel adlı reisten. Grafikler aklımı aldı. Yani bu motorun neler yapabildiğini gerçekten de gösteriyor. Ancak düşman yapay zekası, taktikleri, ayrıca düşmanların çeşitlilikleri bunlar üzerinde çok çalışılması gerekiyor. Yani bir next gen oyundan bahsediyoruz. Çok tahmin edilebilir şeyler yapıyor yapay zeka. Hani görüntü bu seviyedeyken yapay zekayı ve bu söylediklerimi de buraya getirmek lazım demiş. Bence gayet yapıcı bir eleştiri olmuş. Burada Miguel arkadaşımızın yorumunu da araya katarak bu yorumlarında hepsinde toplu bir şey görüyorum. O da şu. Öyle bir yorum yapmışlar ki buna. Sanki bu hani işte Türkiye'de kaç kişilik takım bilmiyorum ama bayağı küçük bir işte bağımsız takım tarafından geliştirilen bir oyun değil de EA'in, Ubisoft'un sunduğu bir oyun gibi. Öylesine yorum yapmışlar hani. Şimdi yapanlar Türk diye veya takım sayıca daha küçük diye bu oyun eleştirilemez mi? Tabii ki de %100 eleştirilir. Hatta bence zaten bu yapılan eleştiriler gayet de belki dili daha iyi olabilir, daha yumuşak olabilir. Ancak haklı olarak görüyorum ben de bu eleştirileri. Ama bence bu insanlar bilmiyor yani oyunda bu oyunun arka planını, kimler tarafından yapıldıklarını bilme ihtimalleri bence sıfır. Ve bilseler yine bu eleştiriyi yaparlar ama bence biraz daha farklı şekilde, biraz daha işte yumuşak şekilde yapabilirler. Yapabilirlerdi. Çünkü düşünün yani Ubisoft'tan böyle bir trailer görüyorsunuz, ağzına edersiniz ve hiç de acımazsınız. Koçkoca şirket çünkü. Ama orada yüzlerce, binlerce kişi çalışıyor yani. Ve ayrıca Ubisoft 20-30 yıldır geçmişi olan Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da bir sürü stüdyosu olan aşırı köklü bir stüdyo bu arada. Yani elmayla gökdeleni karşılaştırmak gibi bir şey. O yüzden bu yorumlara geri gelecek olursam evet hani mesela koşma animasyonu çok komik vesaire demişler işte oyuna jenerik demişler. Evet ama bu oyunun arka planına bakınca anlıyorsun ki bu seviyede bir iş çıkarılması bile aslında inanılmaz. Çok temiz gözüküyor demiş. Yani camlar kırılıyor aslında bayağı fizik öğesi var bunun artırılması ben de isterim bu arada. Daha fazla kan kanın böyle yerde kalması duvarlara sıçrayıp akması falan efsane detaylar olur ve
oyundaki işte vuruş zevki, çok sevdiğim bir terimdir vuruş zevki. Zevki miydi? Öyle aynen. Johnny Sins tarafından üretilmiş sanırım. Onu kaça çıkarır bilemiyorum ama kesinlikle yukarı çıkarır. Grafikler çok etkileyici, oynanış biraz nanay. Şu anki durumunda bütün Unreal Engine 5 oyunlarının kapsıyor gibi böyle yani. Hepsinin bir özeti gibi bu resmen. Erken geliştirilme aşamasında olduğu için ve bu oyunu çok az gördüğümüz için çok da kritik bir şekilde yaklaşmamalıyız diyor. Zaten Kemal Ersin'miş şu an görüyorum isminin Türk olduğunu. Evet yani öyle. Oyun ne alfada ne betada diyebiliyorum. Early access bile değil yani. Proof of concept yani çok 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 erken bir aşamasında. IGN buna demiş ki 8 minutes of black state gameplay. Hani insanların %99,99'u buraya okuyacak. Çoğu work in progress alpha footage yazdığını bile fark etmeyecek. Hiçbiri bu oyunun Türkiye'de yapıldığını, Türkiye'nin ekonomik durumundan da haberleri olmayacak. Takımın bağımsız olduğundan hani bütçe vesaire çektiği zorluklardan haberdar olmayacak. Bu oyunun yine dediğim gibi erken aşamada olduğundan haberdar olmayacak doğru düzgün. E sen de elin Johnny's'in karşısına şılak diye bu oyunu böyle koyarsan, böyle sunarsan adam işte 10 saniye izleyecek oynanışı ve böyle yorumlar yapacak. Gayet doğaldır. Ama yapacak çok da bir şey yok. Artık olan olmuş. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani sunuma çok önem verilmesi gerekiyor bundan sonra işte. Daha iyi oynanış videoları, daha potansiyel gösteren şeyler, en azından daha düzgün durumu açıklayan videolar ve demolar yapılması gerekiyor. Mesela IGN çoğu oyuna şey der işte 3 kişinin yaptığı böyle masum, mazlum, indie oyuna bakın. Çoğu oyunda böyle derler mesela. Bu oyunda demiyorlar. Yani bu 8 dakikalık videoda demiyorlar. Çünkü zaten şey bir commentary yok üstünde. Hands-on videosunda da tek dediği şey evet Türk bir yapımcı tarafından yapılmış ama onda hızlıca geçiyor yani. Kardeşim bunu IGN geçiyorsa bundan sonra siz bir şekilde artık YouTube kanalınızdan mı, Instagram'dan mı, herhangi bir sosyal medyadan mı, demonun işine mi verirsiniz bu bilgileri? Bir daha IGN'le görüşme fırsatınız olursa rica edip de bundan mı bahsettirirsiniz bilmiyorum ama bence stüdyonun hikayesini daha iyi anlatması gerekiyor. Şöyle toparlayayım. Büyük ihtimalle bu oyunun çıkmasına hala bayağı uzun süre var. Artık bakacağız oynanışı ne kadar dinamik, eğlenceli, farklı olur olmaz. Hani farklı olmadan da gayet eğlenceli bir şey sunabilirler. Bu bir zorunluluk değil ama tabii ki de farklı olması isim yapmasında, kendini ayırmasında, ayrıca bu oyunu pazarlamakta çok büyük bir artı olur. Bu yabancıların dediği gibi hikaye vesaire çoğu şey bayağı sıradan gözüküyor. Kaplama kaliteleri ray tracing dışında. Nasıl bir hikaye bizi bekliyor? Bunları çözebilecekler mi? Artık oyun çıktığında göreceğiz onu tam olarak. Ama bu haliyle bile açıkçası ben bu oyunu indirip oynarım. Tabii ki de bir Türk yapmış diye ama sadece ondan değil yani kaliteli de bir iş yapmışlar. Bence her türlü bu oyunun gideri var yani. Bu hali bile bana bayağı eğlenceli geliyor. En azından bir kere oynanır diyorum. Bir şekilde sıyrılıp böyle gerçekten iz bırakan bir iş yapabilirlerse bu Black State ile birlikte bu fevkalade bir olay olur. Ama bu oyun ortalama bir oyun olarak kalırsa da bence bu bir sorun değil. Çünkü Black State artık bir baz olur. İşte oyunun motorunu, gerekli mekanikleri falan her şeyi yerleştirmişsin, yapmışsın. Bir iskeletin var artık. İkinci oyunda mesela hikayeyi daha iyi yaparsın. Yapamadığın oynanış mekanikleri oyuna sokarsın falan. Birinci oyunu bildiğin bir trambolin gibi kullanarak ikinci oyunu belki de böyle ilk oyunun ulaşmasını istediğin yükseklere ulaştırabilirsin. Ya bir de işte ben bu Black State'i genel olarak bir kazanç olarak görüyorum. Türk oyun sektörüne. Böyle çıkış aralığının da güzel bir vakte getirirlerse yine adından söz ettireceğini de düşünüyorum. Ve bu yabancıların işte dalga geçenlerin özellikle pek bir önemi olduğunu da düşünmüyorum. Sosyal medya bu abi. Normal yani. Günün sonunda Black State iyi bir ürün olursa gerisi gelecektir eminim. O yüzden de oyunu merakla bekliyorum. Şöyle bir public demosu falan çıksa da oynasak ya. Gitmeden de size sorayım, yorumlarda söyleyin bana siz ne düşünüyorsunuz bu Black State hakkında, genel olarak oyun hoşunuza gidiyor mu? Yabancılara söylemek istiyor musunuz böyle yorumlar yapıyorlar diye? Yorumlarda belirtirsiniz. Hadi ben kaçtım.